Herkese merhabalar. Yeni bir TYT deneme çözümleriyle beraberiz. Umarım güzel bir sınav geçirmişsinizdir. Ben Eskişehir Limit'ten Talat hocanız. Hemen birinci soruyla başlayalım. Cam yüzeyde anlatılan eşit kütleli X, Y, Z sıvıların görünümü aşağıdaki gibi veriliyor. Buna göre X, Y, Z sıvıları ile dolu kaplara özdeş kılcal borular batırıldığında sıvıların görünümü şekillerinden hangileri olabilir demiş. Şimdi baktığımız zaman Y ve Z'de adezyon baskın, X'te kohezyon baskın. Bu bağlamda birinci şeklimiz ters kılcallık durumu oluşturmuş. Yani kohezyonun baskınından bu olabilir. Y'deki durum görüyorum ki burada hani şu görüntü biraz yanlış. Bunun bombeli olması lazımdı. Bunun olma ihtimali yok. Direkt Z'nin de hani adezyonu baskındı zaten. Bunu da alabiliriz ve 1 ve 3 diyebiliriz. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Furkan tamamen D üst kütlesi sıvı ile dolu taşırma kabına sıvıda çözünmeyen 2M kütleli bir cismi yavaşça bıraktığında kaptan M kütlesi sıvı taştığını gözlemliyor. Taşırma kabımızı çizelim. Şu şekilde. Evet, sıvı şu seviyesinde olsun. Ben bunun içerisine V hacmine sahip 2M kütleli cismi attığım zaman sonuçta taşan sıvının hacmi de burada V olacak. Ve bunun kütlesi M'ymiş. D üst kütlesi sıvı dediği için M'yi burada şu şekilde ifade edebiliriz. D çarpı V. Şimdi burada da cisim için 2M kütlesi ifade edilmiş. 2M eşittir cismin yoğunluğu çarpı cismin hacmi diyebiliriz. Buradan şu M eşittir DV ile 2M'i şöyle yazarsak 2 çarpı D çarpı V. D cisim çarpı V. V'ler burada gitti. Yani 2D eşittir D cisim oldu. Yani birinci yargı doğrudur. Kabın kütlesindeki artma 2M'dir demiş. Hayır. 2M girdi cismin kütlesi. M de taşan sıvının kütlesi olmak üzere. Kaptaki artma miktarı 1M'dir. Bu yüzden hani ikinci yargımız da doğru olmadı. Cismi etkileyen sıvı kaldırma kuvveti cismin ağırlığının yarısı kadardır demiş. Şimdi burada taşan sıvının aslında ağırlığı direkt kaldırma kuvvetine her daim eşitti. Bu da evet 2M'nin ilişkisinden dolayı doğrudur. Yani 1 ve 3 diyebiliriz. Devam ediyorum. Üçüncü soruyla. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir araca ait hız zaman grafiği şekildeki gibi veriliyor. Buna göre aracın zamanla konumunu gösteren tablonun hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi burada hız zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirme bilgisini veriyordu. Hep burada gördüğünüz gibi her 1 saniyede 5-5 bir yer değiştirme gerçekleşmiş. Biliyoruz ki hız zaman grafiği ilk konum ya da son konum hakkında bilgi vermiyor. Şimdi birinci tabloya bakalım. Evet 5 artış, 5 artış, 5 artış ve 5 artış diye gitmiş. Evet bu olabilir. Eksi 5'ten 5 artış 0. Sonra 5 artış 5. Evet bu da hep 5, 5 gitmiş. Burada da yine aynı şekilde ilk konum 5 olmak üzere 5 artışlık durumlar var. Yani 3 tabloda doğru olabilir diyeceğiz. Devam ediyorum. Sıcaklıkları TK ve TL olan K ve L sıvıları ısıcı atılmış ortamda karıştırıldıklarında sıcaklık değişimi şekildeki gibi oluyor demiş. Sıvılar da aynı cinsmiş. Bu ne demek? Yoğunluğu aynı, öz ısısı aynı olduğunu bize söylüyor. Yargının hangileri doğrudur? Şimdi burada L ısı veren, K ısı alan durumunda. Alınan ısı, verilen ısı eşit olacağı için şunu yazabiliriz. L'nin kütlesi çarpı C çarpı sıcaklık farkı TL eksi ne diyeceğiz? T. Eşittir. K'nın kütlesi çarpı öz ısı gene sıcaklık farkı da T eksi TK. Şimdi burada C'ler sadeleşmiş oldu. Şu TL eksi T farkını grafikten 2 birim olarak görebiliriz. TL eksi T farkını. T eksi TK farkı da 1 birim olmak üzere. 2 tane M ile 1 tane MK'ya ne oldu? Eşit. Yani bu şunu gösteriyor. ML 1 birimse MK 2 birime karşılık gelir. Bu da K sıvısının kütlesi daha fazladır'a doğru dememizi sağlar. Ve K ve L sıvılarının ısı alışverişi boyunca ısı değişimleri eşittir. Evet şu bilgi ısıcı atılmış ortamda bilgisi bunu bize söyler. K sıvısı L sıvısına ısı vermiştir. Hayır. L sıvısı K sıvısına ısı vermiştir. Bu durumda B seçeneği doğru seçeneğimiz oldu. Devam ediyorum. R ve 2R yarıçaplı iletken X, Y kürenin elektrik yükleri ilk durumda QK yani K'nın burada yani X'in ilk yükü daha doğrusu belirtilmemiş. Y'nin ise ilk yükü belli.
Küreler birbirine dokundurulduğunda, şunun altını çizelim, Y'nin son yükü artı 2Q oluyormuş. Yani dokunmadan sonra yarıçaplarıyla orantılı paylaşıyorlardı. 2R'ye artı 2Q düşüyorsa 1R'ye artı Q düşecek. Buna göre yargının hangileri doğrudur? Şimdi toplam yük korunacağı için QK artı eksi 2Q yükü direkt artı Q artı 2Q'ya ne olacak? Eşit. Buradan eksi 2Q'yu bu tarafa attığım zaman QK'nın yük miktarı artı 5Q gelir. Evet, ilk durumda demek ki bu X küresinin yükü artı 5Q olarak verilmiş. Bu da birinci yargıyı doğru yapar. Dokunma sırasında X küresinden Y küresine pozitif yük geçmiştir diyor. Pozitif yük biliyorsunuz iletken kürelerin birbirine dokundurması sırasında mümkünatı yoktu. Burada bu ifade yanlış. X küresinin dokunmadan sonraki yükü artı 3Q'dur demiş. Bu da yanlış. Artı 1Q olarak yazmıştık. Bu durumda yalnız bir seçeneğini işaretleriz. 6. soruyla devam edelim. K1, K2 noktası açık kaynakları küresel engel ve perde aynı doğrultu üzerinde şekil 1'deki bir yerleştirinde perdede oluşan tam ve eril gölgeyi de şekil 2'de gösterilmiş ki biz bunu zaten çizerek de anlayabiliriz. Şöyle K2'den ışınlar gönderiyorum engele ve K1'den de gönderiyorum. Şu şekilde. Şimdi K1 aslında burada tam gölgenin sınırlarını bize belirlemiş oluyor. K2 de aslında yarı gölgenin sınırlarını bize belirlemiş oluyor. Bu bağlamda olaya yaklaşırsak eğer K1 kaynağı engele yaklaştırılırsa tam gölgenin alanı artar. Evet K1'i yaklaştırdığım zaman sınırlar daha da genişleyecektir tam gölge için. Doğru bir yargıdır bu. K2 kaynağı engele yaklaştırırsa yarı gölgenin alanı artar. Bu da doğru. K2 engele yaklaştığı zaman sınırlar genişleyecektir. Yarı gölgenin alanı artacaktır. Üçüncü yargıya bakalım. Engel perde yaklaştırırsa tam yarı gölgenin alanı azalır. Evet. Perde sonuçta engele yaklaştığın zaman sınırlar biraz daha kısalmış olacak. Hem yarı gölge için hem tam gölge için. O yüzden E seçeneği doğru seçeneğimiz olur. Evet. Son sorumuzda devam edelim. Hava ortamında eşit bölmeye ayrılmış düzlemde asal eksenleri çakışık X, Y optik araçları şekildeki gibi veriliyor. Y optik aracına gönderilen I ışını sistemi şekil 2'deki gibi terk ettiğine göre diyor. Yargının hangileri doğrudur? Şimdi burada hava ortamında belirtmesinin nedeni şu. Hani mercekse herhangi bir X ya da Y. Sonuçta karakter dışı davranmadığı anlamı taşıyacak burada. Çünkü havanın biliyorsunuz kırıcık kindisi en küçük değerdedir. Sonuçta mercekler cam yapılı optik araçlar oldukları için direkt hani kırıcık indisleri ne yapacaktır? Birden büyük olacaktır. O yüzden bu bilgi bu açıdan önemli. Şimdi burada paralel bir ışını göndermişiz Y'den. Demek ki bu şu şekilde ilerleyip buraya gelecek ve yine asal eksene paralel yansımış, şey kırılmış olacak. Burada bunu anlıyoruz. Ki burada X ince kenarlı mercektir diyebiliriz direkt. Y de çukur aynadır. Direkt hani toplayıcı bir özelliğe sahip burada Y optik aracımız. X aracı ve Y aracın odak nok X aracı Y aracının odak noktasındadır demiş. Bu doğru değil. Çünkü odak noktası Y'nin burası. X'in de aslında burası. Bu yüzden hani X aracı Y'nin odak noktasındadır diyemeyiz. Bu durumda 1 ve 2 seçeneği doğru seçenektir. Evet, bugünlük anlatımımız bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.